Selam arz ederim halka Türkiye. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ekber Salihi Akit TV'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Nisf-ı Cihan İsfahan'dayız sevgili izleyenler. İran'ın en önemli, en kadim şehirlerinden birindeyiz. Ve burada tarihi bir mekandayız. Yanımızda çok kıymetli, çok mühim bir misafirimiz var. Sayın Ali Ekber Salihi bizlerle birlikte. İran'ın tarihi şehirlerinden İsfahan'da Akit TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun'a konuşan Ali Ekber Salihi sözlerine Türkçe olarak Türkiye'yi selamlayarak başladı. Selam arz ederim halka Türkiye. Ali Ekber Salihi, 1979'daki İran İslam Devrimi sonrası emperyalist güçlerin İran'a yönelik ambargosunu ve bu ambargoyu nasıl aştıklarını şöyle açıkladı. 41 sene geçti, bu süreçte büyük güçlüklerle karşılaştık. Ben o zaman üniversitede rektörlük yapıyordum. O zaman üniversitede ihtiyaç duyduğumuz ekipmanları bile vermiyorlardı. Çünkü İslam Devriminden korkuyorlardı. Ve biz bu defa kendi gücümüzle kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın yollarını aradık. Birçok argüman geliştirdik. Bu çerçevede bizim gücümüz ve dayanağımız kendi bilgi ve birikimimizdi. Silahımız, fabrikamız ve teknolojimiz yoktu. Ancak bunların hepsini sağlayacak inancımız vardı. Onun farkına vardık. Şu anda varoluşumuz ve konuşuluyor oluşumuz bundan kaynaklı. Özellikle Peygamberimiz adına düzenlediğimiz Mustafa ödülleri bilim ve teknoloji alanında bir güce dönüştü. İslam dünyasındaki potansiyeli ortaya çıkarma konusunda güzel bir işlev görüyor. Bu konuda hem kurumun hem de akademisyenlerin faaliyetlerini tebrik ediyoruz. Bu yıl beşincisini yaptığımız Mustafa ödülleri kapsamında Türk akademisyenler de her dönem ödül aldılar. Bu onların bilim ve teknolojiye gösterdikleri önemi gösteriyor. Onların başarılarının yansıması anlamında da güzel. Bu işbirlikleri de artarak devam edecek inşallah. Eski İran Dışişleri Bakanı da olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salihi'ye Türkiye ile İran ilişkilerinin seyrini de soruyoruz. Cevabı çok anlamlı. Ben Dışişleri Bakanı olunca yaptığım ilk konuşmada şunu dillendirdim. Bizim siyasi, ekonomik, askeri ve her anlamda iki ülkeyle ilişkilerimiz iyi olmalı. Bunlardan biri Türkiye, biri Suudi Arabistan. Her iki ülkeyle de ilişkilerin iyi olması önemli. Zira bizim Türkiye ile çok ortak noktamız var. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var. Düşünün, 80 yılı aşkın süredir iki ülke arasında vize uygulaması yok. Bunun dünyada bunun bir örneği de yok. Türkiye ile İran arasındaki uzun zamandır var olan vizesiz geçiş örnek teşkil edecek durumdadır. Türkiye ayrıca bizim batıya açılan kapımız. Türkiye'de bizi Asya'ya giriş kapısı olarak görüyor. Zaman zaman iniş çıkışlar olsa da ilişkilerimiz hiçbir zaman kopmamıştır. Hep iyi olmuştur. Son zamanlarda daha da iyidir. Dünyanın nükleer silahlar konusunda çifte standardına da dikkat çeken eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salihiye İran'ın çalışmalarına dikkat çekti. Yine ki Cumhuriyet İslami ABD başta olmak üzere bazı ülkeler bilimi, teknolojiyi, insanlığı imha ve silah olarak kullanıyor. Bu teknoloji ve silahların kendi tekellerinden çıkmasını da istemiyorlar. Bizim silahımız yok. Ancak teknolojinin bizim elimize geçmesini istemiyorlar. Müslümanların kendilerine bağımlı olmasını istiyorlar. İran bunların tekelci sömürgeci sistemine karşı bir yöntem ortaya koydu. Dünya genelinde cumhuriyet var, krallık var, sultanlık var. Bizse İslami bir anlayış ortaya koyduk. Bundan korktular. Oysa biz bunlarla askeri teknolojik bir rekabet hedeflemedik. Dolayısıyla baskı da tehdit de buradan geliyor. İlmin sultanı olarak bilinen Hazreti Ali der ki, bilgi güçtür. Bilgi ister Hristiyan'ın, ister Yahudinin, ister Müslümanın elinde olsun, bu bir güçtür. Bizim tek gücümüz var, o da İslam. İslam bizim iftiharımızdır.